Arkadaşlar, Siemens'in X eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki komutumuz Intersection Curve komutu. Yine curve komutlar arasında yer alan bir komut. Bu komutun adından da az çok anlaşılacağı üzere iki tane düzlemin kesiştiği noktada curve new diyelim, modül açalım. Intersection curve.prt uzantılı bir dosya açtık. Şimdi skecimizi seçiyoruz. X-Y düzlemi görüldüğü gibi şu şekilde seçilmiş oldu. Şimdi curve kısmından Studio Spline ile bir tane şekil oluşturalım. Şöyle alayım ben bunu. Şu şekilde tamamdır. Okey dedim. Sonrasında home kısmından extrude yapıyorum. Extrude'umu seçtim. Volume değil, simetrik volume yapıyorum bunu. Tamamdır. Tamam. Okay. Unvulnerable dedi. Bakalım. Single curve diyelim. Tamam. Okey. Simetrik. Tamam. 0 mm değil, 15 mm diyelim. Şu şekilde bir bakalım. Ya, 15 çok az oldu. Kaç diyelim buraya? 40 diyelim. Şöyle bir bakalım. Yani gayet ideal olmuş oldu. Okey diyelim. İlk düzlemimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Devam edelim. İkinci düzlem oluşturalım. Şimdi skecimizi seçelim. Yine X, Y düzlemimiz değil. Tam zıttını almamız gerekiyordu. Finish sketch diyelim. Sketch diyelim. Şu şekilde bir düzlemi değiştirelim. Şöyle seçelim. Bakalım aynen. Ya işte bu hatayı sürekli veriyor, sinir ediyor. Şu şekilde bir seçim yapalım. Okey diyelim. Ah. Finish sketch dedik. Şöyle aldık karşımıza. Sketch diyoruz. Şu düzlemi seçiyorum ben. Tamam. Okey de. Heh, sonunda. Şimdi tekrar curve kısmından Studio Spline'a gelelim. Şu şekilde bir spline oluşturalım. Son yaptığımı CTRL-Z yapıp şöyle bir şey yapayım. Okey diyelim. Spline'ımı oluşturdu. Şimdi home kısmına gelip bunu bir extrude edeceğim. Tamam, bunu seçtik. Sonrasında bu extrude'um çift yönlü olsun, simetrik olsun, 40 olmasın. Biraz daha abartalım bunu. Kaç olsun? 60 olsun. Şöyle bir bakalım. Bu da olmadı. Biraz 80 yapalım biz bunu. Tamam. 100 yapalım. Temiz olsun. Tamamdır. Bu şekilde bir çizim yapmış olduk. Bakın gördüğünüz gibi iki tane düzlem birbirleriyle kesişmekteler. Bu kesiştiğimiz yani intersection kısmının curve'ünü yapacağız. Bakalım. Şimdi komutumuza gelelim. Fark ettiyseniz kesişim noktalarında bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Sadece mavi bakın şey de var. Doğrunun ortasında var. Hani simetrik dediğimiz için. Şimdi curve kısmına gelelim. Intersection curve. Birinci şekil olarak burayı seçelim. Sonrasında select face demiş. Bunu seçelim. Okey dediğimizde bakın. Gördüğünüz gibi şu an tıklıyorum. Bak intersection curve diyor burada da zaten. Burada bir ikisinin kesiştiği noktaya curve oluşturmuş oldu. Kesişim noktalarında bir çizgi oluşturmuş oldu. Öyle de diyebiliriz. Yüzeyleri mesela burada gizlersek demek istediğim şeyi tam anlamıyla anlayacaksınızdır. Biraz CTRL-Z, CTRL-Z diyelim. Şu ortaları bir yok edelim ilk başta da kafa karışıklığı oluşturmasın. Hide dedim. Ortalar tamam. Şuranın ortasına da yine hide dedim. Tamam. Şimdi yüzeyleri gizleyelim. Şu birinci yüzey. Bakın. Yine şöyle. Yine hide dedim. Bu yüzeyi de seçtim. Gördüğünüz gibi yeni bir doğru oluşmuş. Genel hatlarıyla kullanım bu şekilde diyebiliriz açıkçası. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.